17 gün tam kapanmada en çok etkilenen mesleklerin başında gelen sokak satıcıları Edirne'de günler sonra ilk siftahlarını yaptı. Karnını doyurunca. 17 gün tam kapanmada satış yapamadıkları için işsiz kalan sokak satıcıları evlerine ekmek götüremezken kademeli açılmayla satış yapmaya başladı. Yazık. 20 yıldır Edirne'de balon satan Erdinç Bozkaya, 17 günlük tam kapanmada çok zor günler geçirdiğini söyledi. Vallahi zor durumdayız. 17 günden beri iş yok, güç yok. Bundan yeni bundan başka bir işimiz de yok yani. İnsanlar ama inşallah kavuk olacak. Çünkü insanlar 17 günden beri evde olduğu için biz de başka bir işimiz yok yani. Buradan bekliyoruz. Evlere kapandık. Bir yardım da alamadık devletten. Para verilecekti. Onu da alamadık yani. Şimdi gerçeğini söyleyelim yani. Çarşı piyasa hepsi tanır beni. Seyyarlı hepimiz tanırlar yani. Başka bir iş yaptığımız yok. Eve ekmek götürmek için kaç balon satmanız lazım? Vallahi abicim zaten sermayeli. 9-10 lira tanesi. 20 lira dediğiniz zaman insanlar kaçıyor. 15 lira vereyim diyor. Sen meşgul kalın serme. 15 lira veriyoruz ama tabii para kazanamıyoruz karşılığında. Evde iki tane çoluk çocuk var. Başka bir işimiz yok yani. Buradan bekliyoruz. Ammallık yapıyoruz. Çıkarsa da ammallığa gidiyoruz. O da yok. O da bitti artık. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Sokakta bileklik satan Ferhat Karabacak 17 günlük tam kapanmada babasının yanında yaşadığını ifade ederek garipleri olan oldu bu süreçte. Devlet bize hiç yardımda bulunmadı. Bizi unuttu şeklinde konuştu. Açılsan ne olur, açılmasan ne olur. Hastalık gelmiş zaten vurmuş. Herkesi. Garipler öldü, geberdi açlıktan. Elinde vücuda parası olanların karnı tok, sırtı pek. Babama gittim, babam da yedim, doyurdum karnımı bu kadar. Babam aldı sigaramı, her şeyimi babam yapıyor. Adam oldu 90 yaşında, bugün ölse beter oldu. Bugün insanlar tabii 17 günden beri dışarıya çıkmadıklarından dolayı işleri üst üste bindiği için bazı işlerini yapmaya çıktılar. Hareket kalabalık sadece ortada var. Dükkanlar zaten hiç iş yapmıyor. Bak bütün dükkanlar olduğu gibi boş. Hiç kimsenin dükkanlarına müşteri de girmiyor. Yani böyle insanlar kendi kendine aman iş yaparım aman güç yaparım diye kendi kendilerini avutuyorlar. Yazık yani böyle oyunlar olmasın.